Yumurta dondurma işlemi aslında doğurganlığın sigortası olarak adlandırılabilecek bir yöntem. Daha önceleri yumurta dondurma işlemi tıbbi olarak çok başarılı olmayan bir yöntemdi. Sperm dondurma çok daha uzun yıllardır kullanılan ve daha başarılı bir yöntem olmasına rağmen yumurta dondurmanın cazip hale gelmesi, hızlı dondurma dediğimiz yöntemin daha çok kullanılır, dondurulan yumurtaların daha verimli kullanılır hale gelmesinden sonra ortaya çıktı. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı da o anda gebe kalma şansı olmayan, çocuk doğurma imkanı olmayan genç kadınlara bu imkanı sundu ve yasal olarak yurdumuzda da birkaç yıldır yumurta dondurma işlemini yapabiliyoruz. Yumurta dondurma işlemi teknik olarak zor bir işlem değil. Yumurtalar dondurulduktan sonra -190 derecede istenildiği kadar saklanabiliyor. Bu yasal olarak 5 yıl ile sınırlı ama tıbbi açıdan daha uzun süre saklanmasında da bir sakınca yok. Çözüldüğünde istendiği zaman bu yumurtaları kullanmak söz konusu olabiliyor. Aslında yumurta dondurma işlemi bir yere kadar tüp bebek tedavisi gibi bir girişimi gerektiriyor. Ne yapılıyor? Kadında gelişme potansiyeli olan, gelişmeye aday olan yumurtalar ilaç ve iğnelerle uyarılıp yumurta gelişimi sağlanıyor. Daha sonra bu 8-10 günlük iğne tedavisinden sonra o yumurtaları anestezi altında toplayıp rahim dışına, yumurtalık dışına alıp uygun koşullarda laboratuvarda kadının istediği kadar saklama şansına sahibiz. Bu daha çok yumurtalık rezervi azalmaya başlamış, o anda doğum şansı, gebelik şansı olmayan kadınlara önerdiğimiz bir yöntem. Daha önceleri çeşitli nedenlerle kanser tedavisi gibi, kemoterapi gibi yöntemlerle yumurtalıkları zarar görme ihtimali olan kadınlarda yapılabiliyordu. Bugün artık yumurtalık rezervi azalmaya başlamış tüm kadınlara yasal olarak bunu yapmak mümkün hale geldi. Zor bir tedavi değil. Aşağı yukarı işte bir kadının 2 hafta kadar süresini alıyor ve ondan sonra yumurtalar çözündüğü takdirde bunları kullanıp eşiyle evlendiği takdirde eşinin spermleriyle dölleyip daha sonra tüp bebek gibi çocuk sahibi olma şansı var. İdeal olan gebelik şansının daha yüksek olabilmesi için kadının 8-10 tane kadar yumurtasının dondurulması. Çünkü çözerken veya spermle birleştirirken istediğiniz kalitede olmayabilir. Gelişen embriyolar istediğiniz kalitede olmayabilir. O nedenle en ideal olarak 8-10 tane yumurta dondurabilirse kadın bunlardan daha sonra gebe kalma şansı daha yüksek olacaktır. Eğer bir kere de 8-10 yumurta elde edilemiyorsa birden fazla yumurta dondurma işlemine başvurarak 2 ay, 3 ay tabii bunun ekonomik yönünü de göz önüne alıp bu işleme başvurmak söz konusu olabilir. Kadının sağlığı açısından bu yapılan tedavinin olumsuz bir etkisi, yan etkisi yok. Sadece ekonomik olarak buna katlanıp ileride doğurganlığını sigorta etmesi söz konusu olabiliyor.